Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edin ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.05 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız. Bugün günlerden Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 4. maçında Sporting deplasmanında saat 23'te Portekiz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek ve gruptaki ilk puanlarını almaya çalışacak. Tabii ki Sporting Lisbon Beşiktaş maçını konuşacağız. Bunun dışında gelişmeleri değerlendireceğiz. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim Mert Elam, Instagram'da yine Mert Elam adresinden bize ulaşmanız mümkün. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Atilla abi hakemlerin ismini açıkladı mı programda? Yok, açıklamadı. Açıklamadı. Sen yani sormadın tabii. Öncesinde sordum. Programda konu oraya gelmedi. Çünkü konu konuyu açtı. Atilla abiyle bir ara Serdar Çakır'dan bahsediyorduk. Sonra marketteki ürünlerin fiyatları, Atilla abinin geçmiş dönemden yaşadığı bir anı vesaire derken konu oradan oraya. Oradan oraya nerelere gitti. Zorunda kaldı. Evet. Şimdi ben de bir teşekkürle başlayacağım. Sessiz çoğunluktan bir dinleyici. Sağ olsun. Kendisi Özcan Makinacı. Eğer Elias'ını yanlış okumuyorsam. Doğru, mesaj da atıyor kendisi, hatırladığım kadarıyla. Evet. Pandemi dolayısıyla gecikmeli bir gönderi oldu demiş. Bana şampiyon Leicester'ın tişörtünü göndermiş. Hmm. 2015-2016 sezonu şampiyonu Leicester'ın. Gerçekten Leicester'ın ama. Hani inanmıyorum, ben hiç Leicester gibi düşünmemiştim. Gerçekten bunu. Leicester. Bildiğin gösteririm sana yani. Leicester'ın tişörtünü göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel ya, Beşiktaş değil yani, merak etmeyin. Gerçekten Leicester. Bildiğin Leicester. Yani vallahi otosansür uyguluyorsun zaten. Yok yok, hayır hiç alakası yok. Sağ olsun, çok güzel bir jest yapmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Onu da söylemiş olayım. Yani gönderisi elime geçti. Çok güzel bir tişört. Şampiyon Leicester tişörtü. Onu da söylemiş olalım. Peki, programın başında. Peki o özlenen şampiyonluk ne zaman gelecek Leicester City'de? Bir daha gelmez. Bir nereye oldu gelecek? Güzel de kadroları var. Yok. Yanaçolar var, Madison'lar var. Ya şimdi Premier Lig iyice şımardı. Conte de geldi. Conte geldi, bir de Newcastle United şimdi yatırım yapacak. Leicester gibi takımların işi bir kat daha zorlaşacak tabii. Evet, öyle sıra gözüküyor. Sıra gelmeyecek yani onlara. Hatta Conte neden Tottenham'a gitti diye de bayağı bir İngiltere'de soru soruldu. Yaz transfer döneminde görüşmeler oldu. Görüşmeler sonuçlanmadı. Hatta Conte'nin şu sözlerinden alıntı yapmışlar. İşte beni 100 euroluk bir restorana cebimde 10 euro ile gönderiyorlar. Ve alışveriş yapmamı, yemek yememi, karnımı doyurmamı bekliyorlar. Bu Conte'nin ünlü bir sözüymüş. Ben yeni okudum bu sözü. Ben de bilmiyorum. Onun şeyini vermişler, örneğini vermişler. Bunu Juventus döneminde söylemiş. Chelsea'den ayrılma sebebi Avramovich'ten koparamadığı transfer bütçesi. Yine Inter'den ayrılma sebebi de transfer bütçesinin düşürülmesi hatta. Evet evet. Hatırlıyorum. Aynen. Inter'in de kadrosunu koruyamayarak yine transfere az para ayırması Conte'nin ayrılma sebebi olduğu için ve Conte de hani
tamamen kazanan bir teknik adam olduğu için Tottenham'da ne işi var soruları soruluyor. Bunun hemen akabinde de duygusal bir neden var herhalde. Gene en pahalı teknik adamlardan biri oldu, ancak şey deniyor, hani ciddi bir söz aldı. Tabii tabii. Okudum ya, isim vermişler. Fiorentina'daki Vlahovic. Evet. Bu sezon da bayağı formda. Aynen. Geçen hat-trick yapmıştı. Çok yetenekli bir oyuncu. Mesela sonraki yaz dönemi için onun transferinin garantisi verilmiş mesela deniyor. Ama bu da kötü yani. Şimdi ben Conte'nin de böyle bu kadar olduğunu fark etmemişim. Çok sevmediğim tipte bir teknik adam aslında. Ben hiç Conte ile ilgili algım böyle değildi. Mourinho için bu tarz bir algım vardı. Conte Mourinho'dan da beter çıktı. Evet. Yani bu kadar. Şimdi para sözü verince tekrar gelmeler, yazın gelmemeler. Anlaşmanın 1,5 sezon olması çok konuşuldu. Az değil mi? 1,5 Evet. Hani yani. Conte gibi bir teknik adamı getiriyorsun. Nasıl 1,5 yıllık anlaşma yaparsın? Uzun vadeli düşünülmüyor mu? Acaba ileride bir sıkıntı olduğu zaman yollar çabuk ayrılsın. Şey demiş mi Conte? Beni burada tutacak olan başarılarımdır. O yüzden ben birer sene yapıyorum. Bu Sergen Yalçın'a göndermeydi. Evet, anladık. Açıklamana gerek yok. Bilmiyorum, anlamayanlar için. Vay be. O kadar futbol dünyasına uzak şey yaptın. Ne bileyim, unutulmuştur. Çok oldu çünkü Sergen Yalçın bunu söyleyeyim de. Burada imzalar kalple hatırlıymış esas Conte. Aha. Fikret Orman başkan dedirmiş o zaman kendisini. O konuşuluyor. Hatta imza töreninde o anlaşmanın uzatılabileceğini dair söylemek zorunda kalmış Tottenham tarafı. Hmm. Hani ciddi anlamda şüpheler uyandırınca. Ama ne olursa olsun Conte gibi bir teknik adam şu an Tottenham'ın başında. O da Tottenham'ın kanalına ilk röportajını vermiş. Onu da sosyal medyadan paylaştılar. Küçükken Harry Kane'in posteri adam, pardon, Harry Kane değil. Klinsmann'ın posteri odamdaydı demiş Conte. Öyle. Babası onu tutup Tottenham maçlarına götürmüş. Peki, İngiliz paplarını izletmek için. Bunları damarını söylemiş. Kesse hangi renk akıyor? Tottenham'ın amblemi falan ne renk oluyor? Koyu lacivert beyaz değil mi? Evet, akarmış. Lacivert beyaz akarmış. Bunları söylemiş Conte. Tottenham da bu arada kötü yönetiliyor. Ya Mourinho'ya da benzer şekilde denize düşen yılana sarılır deyip gittiler. Pek bir şey çıkaramadılar. Burada Conte'yi ikna etmek için olması gerekenden çok bütçe verdiler anladığım kadarıyla. Yalnız işte ilginç olan mesela Mourinho ile de kıyaslanmış. Hani Mourinho geldiği zaman kariyeri düşüşte olan bir teknik adam olarak değerlendiriliyor Tottenham'a gelme anıyla. Doğru. Ama Conte'nin gelme anının aynı olmadığını. Tabii 9 senelik hanedanlığı devirip evet, evet, İtalya'da yani Conte'nin geldi. Her türlü gelişinde herkes bir inanamıyor. Hani neden Conte Tottenham'da diye şu an bir soru işareti var. O da ilginç bir tartışma. Bakalım tabii mesela, performansı nasıl olacak. United'ı bekleyemez miydi Conte? Yani Solskjaer'e o bile söylemiş biliyor musun? Nasıl? O bile yazılmış İngiliz basınında, onu da okudum. Zaten nereye gidecek ki? Hani biz bazen yapıyoruz ya, Abdullah Avcı nereye gidebilirdi ki diyorum ya ben sana. Yani onu da tek tek yazmışlar. Yani Paris Saint Germain Pochettino ile devam edecek belli ki. İşte Solskjaer belli ki United'a devam edecek, onu da yazmışlar. Bak bence o işte belli değil. Şimdi Tottenham'a kaybetirse bu sefer Santo değil, belki Solskjaer gidecekti. Yani tek i̇şte maçta o zaman aslında da şey diyorlar, hani yer değişti. O maçın kaybedeninin teknik direktör olacaktı diyorlar. Aynen, biraz öyle bir maçtı o. Ama işte enteresan işler yani, bakalım. Ama yine ilginç hale getirdi tabii Premier Lig. Yani şimdi Conte gibi bir taktisyen, müthiş disiplinli, çok hırslı bir teknik adam. Tottenham'ın başında işte Klopp'u, Tuchel'i, yani var oğlu var. Herkes Premier Lig'de oldu. Solskjaer orada biraz zayıf kaldı isim evet. olarak, kalite olarak. Belki önümüzdeki yıllarda tekrar farklı konuşuruz ama şu anda o kalibrede olmadı. Çok açık. Evet. Bu arada şey dikkatimi çekti. Conte hiç böyle yarı dönemde geldi mi diye düşünürken ona bakayım dedim. Gelmiş mi? Yani Juventus'a bir 2012'de gerçi orada da bir sene teknik direktörlük yapıyor, sonra ayrılıyor, sonra bir daha gelmiş. Hmm. En son 2012 var. Ondan sonra da Tottenham. Yani normalde sezon başı başlayan bir teknik adam görüyorum ben geçmişine baktığımda. Evet. Şimdi saat 14.13 olmuş. 14.13 olduğuna göre bu Conte muhabbetinden sonra, bak Şampiyonlar Ligi ile başladık, Conte ile devam ettik. Conte'ye nasıl Sporting Lisbon Beşiktaş maçı ile ilgili bir şey söyleyemedik. O zaman araya gidelim. Hı hı. Aradan sonra Sporting Beşiktaş maçıyla dönelim. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama dönüşümüz çok uzadı. Evet. Hoca artı 9 uzatma verdi gibi oldu. Bitmedi yani reklam arası. Yani zaten Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri Ali abi, topun oyunda kalma süresi. Ha?
topun oyunda kalması evet, 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 evet. problemlerden aynen biri. Öyle. Biz de o problemlerin içinde yer aldık bugün. Vallahi öyle oldu. Peki, hızlıca bir Sporting Lisbon Beşiktaş analizi Ertem. Ne kadar hızlı istiyorsun? Yani Şampiyonlar Ligi temposu mu istiyorsun yoksa Süper Lig temposunda? Şampiyonlar Ligi temposu istiyorum. Şampiyonlar Ligi temposu. Hakem de oyunu oynatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet. Öyle bir maç düşün. Güzel. O zaman hızlı girelim. Yani çok analitik bir maç değil bu karşılaşma. Beşiktaş için artık Avrupa'da tamam mı devam mı'yı belirleyecek bir maç. Kaybettiği anda Beşiktaş veda edecek. O yüzden bugün şansını sonuna kadar zorlamalı. Kaybedecek bir şey yok. Biz genelde Türkiye'de bu tarz durumlarda daha fazla performans veriyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığı durumlarda ki birçok insan için belki geçerlidir. Aynısını da Beşiktaş'tan bekliyoruz bugün. Kaybedecek bir şey yok dediğim gibi. Yani bugün Sporting gelse Beşiktaş çok fazla eleştirmeyecek. Zaten ilk maçı iç sahada 4-1 kaybetmişsin. Şimdi kaybetsen bir şey değişmeyecek ama beraberlik, alınacak bir galibiyet çok daha değerli olabilir. Ama Beşiktaş'ta da işte eksikler göze çarpıyor. İşin o kısmında da ibre bizim tarafımızdan yana değil. Sağ beki yok, golcüsü yok, az stoperlerinden biri yok. Onun haricinde orta sahada eksikleri var Beşiktaş'ın ya da eksiği var diyelim tek eksik Pjanić. Bunlar Beşiktaş'a pek yaramıyor. Özellikle ben Rozier'in olmamasının kötü etkileyebileceğini düşünüyorum işin hücum kısmında. Hadi savunmada Necip Uysal çok fazla sıkıntı yaratmaz. Ama hücum yani gol istiyorsa Beşiktaş o bölgeyi daha fazla kullanmalı. Çünkü Gezzar'in de arkadan gelecek desteğe ihtiyacı var. Orada tek başına problem çözen bir oyuncu değil. İşte arka biraz destekleyecek. Biraz merkezde kendine pas alışverişine girecek oyuncu olacak ki Gezzar de performans verebilsin. İleride top tutacak bir oyuncusu yok. Batshuayi çok mu iyi bu konuda? Değil ama Larin Batshuayi'den de çok daha düşük seviyede bence top tutma, top saklama konusunda. O da bir problem. Ama nereden avantaj sağlayabilir Beşiktaş diye yani düşünecek olursak Teixeira ilk kez belki bu maçla birlikte devreye girebilir. Onunla bir gol tehdidi oluşturabilir Beşiktaş. Onu bir tek aklıma gelen söyleyebilirim. Mesela Joseph bu maçın 11'ine yazılmış ama mesela ciddi de bir sakatlık açıklaması gelmişti. Şimdi hemen bir anda ilk 11'e yazılıp o tempoyu kaldırabilecek mi Joseph? Ondan da hani emin miyiz gerçekten? Onun da çünkü sağlıklı hazır olması lazım. Aksi halde o da çok fazla zorlanır. Geçen maç Sporting'in merkez ikisine ne kadar etkili olduğunu gördük. 6 ve 8 numarası hem işin savunma kısmında çok iyilerdi. Takım hücuma çıkarmada da yine çok önemli işler yapmışlardı. Palinha birisinin ismi, diğerini unuttum. Sporting'in orta sahası. Oradaki eşleşme de yine belirleyici olacak. Ve bir de sol taraf Beşiktaş'ın zengin taraflarından biri. O bölgede önlü arkalı tahminen iki bek futbolcusu oynayacak diye düşünüyorum. Oradan da bir enerjiyle en sakalı Rıdvan olur. Umut Rıdvan. Beşiktaş bir şeyler çıkarmaya çalışacak. Ama dediğim gibi çok zor bir eşleşme bugün. Evet. Hakan Çıtak en büyük sorun topun oyunda kalma süresi değil, topun oyunda kalamama süresi demiş. Anar Bagirov, hafta başladı bu üçüncü program ama ligin liderini hiç konuşmadınız diye bir eleştiride bulunmuş. Haklı bir eleştiri. O yüzden programı sonlandırıyoruz. Doğru diyor ama. İbrahim Akbulut, abi Sky Sport'ta program yapmaya gitseniz pastanın çileği olursunuz demiş. Allah Allah. Evet. Niye öyle bir şey? Öyle bizi demiş, seviyor. O yüzden böyle yakıştırmış bizi. Yani. Sevdiği için de tabii olmayacak şeyleri söyleyebiliyor. Güzel. Kartal da yanlış yere mi geldim demiş. Burası Sabah Spor'u. Onu niye söylemiş tam anlayamadım ama. Sabah Spor'u başında neyi söyledi. Benziyor. Reklamlar yüzünden mi söyledi acaba? Hayır, uzun reklamlardan. Tam anlayamadım onu. Bu arada sen dinleyicimiz Sky Sports demiş. Dün de Bülent Kalafat'la birlikte YouTube'da programı çektik. Dönüşte beraber döndük. Şey söyledi. Amerika'da Süper Lig'i Bein Sports yayınlıyormuş. Süper Lig karşılaşmalarını. Mesela hani Amerika'ya gidip bu işi yapmaya çalışsan, gitsen mesela Bein Sports USA'de neyse Süper Lig maçlarını yorumlayabilirsin aslında. Böyle bir imkan evet. Var mı? Niye böyle bir şey yapılar bilmiyorum. Niye bizim ligi
yayınlama yolunu seçmiş Bein Sports Amerika'da. Ama takip edenler var mı oradan bilmiyorum, biz Amerika'dan dinleyenler. Ama yayınlanıyormuş süper karşılaşma. Enteresan oldu. Sen gidiyorsun Amerika'ya. İngilizce bir şekilde orada artık kimle olursa Süper Lig yorumu yapıyorsun. Evet. Yani çok enteresan olur. Güzel. İyi bir iş opsiyonu. Yani evet, Amerika'ya gitmeyi düşünen spor sektöründen insanlar varsa söyleyelim diyorsun. Evet, yani böyle bir şey var. Orada Süper Lig maçları yayınlanıyor. İsterseniz başvurun. Emrullah Ali abi demiş, Beşiktaş'ı iki maç tam kadro izleyemedik. Bu ne şanssızlık? Ne zaman biter demiş bu iş. Şanssızlık mı? Sadece acaba işte. Tabii şans faktörü var işin içinde. Onu söylemek gerekiyor. Var ama işte ne kadar şans. Yani sadece şans dersen de çok eksik kalıyor. Yani idman metodu mu? Çimler mi? Yoğun tempo mu? İyi hazırlanmamak mı? Hangisi? Bizim Muhammed Dalmış kendini Beşiktaşlı amca olarak değiştirmiş. Selam Ali abi demiş. Mert abi Beşiktaş'a çok vuruyor. Ayıp demiş. Peki. Barış Yalçın, Sporting Beşiktaş maçı için yorumunuz nedir demiş. Maç öncesi Sergen Yalçın ve başkanın açıklamaları sanki Lisbon değil Trabzon maçına çıkılacak gibi. Biraz garip geldi bana. Konsantrasyon yok sanırım bu maça demiş. Evet, bu arada güzel bir eleştiri bence bu. Yani Sergen Yalçın'ı bilemem de ben onda öyle bir şey sezmedim ama Ahmet Nurçevi'nin gidip bu maç öncesi böyle gündemle ilgili açıklamalarda bulunması aslında onların da bu maça çok ciddi bakmadığının bir göstergesi değil mi? Yani sen böyle bir maç öncesi dünkü gibi konulara, mesela birçok konuya girdi, 20 dakika konuştu. Ahmet Nurçevi girer misin? Yoksa daha uygun bir zaman mı beklersin? İşte millerde konuşacağım diyor mesela. Dün konuşmasının bir anlamı var mıydı aslında Ahmet Nurçevi'nin? Bu kadar detaylı bir şekilde. Yani Sporting'le oynuyorsun ama hakemler, Galatasaray'a cevap vesaire birçok konu başta hakkında konuşmuş. Kumpas demiş, gazeteciler demiş. Biraz o da hani belli ki ümidi kesmiş Ahmet Nurçevi. Ben onu anlıyorum. Çünkü çok konsantre şekilde çıkman gereken bir maç olsa böyle konuşmaz bir kulüp başkanı. Düşünüyorum şimdi sen konuşurken nasıl cevap vereyim diye. Yerde yatıyorsun şu an, kalkmıyorsun. Evet. Oyunu soğutuyorsun. Yani yüzüme bir darbe geldi gibi yapıyorum. Aslında gelmedi. Aslında gelmedi. Yani cevabı da basit bence. Oyunu soğutayım biraz. Bu kadar ondan düşünmeye sonra de gerek yok. Yok, şunu düşünüyorum. Hani acaba diyorum işler kötü gittiği için mi genelde böyle bir açıklama yaptı? Çünkü Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Bunu kabul etmek lazım. Evet, son hafta kaybetti. Evet, hani son 5 haftada ligde 3 mağlubiyet var. İşte Avrupa'dan Beşiktaş'a elenmek üzere. Çünkü dün şöyle bir söylediklerini düşünüyorum başkanın. Bir de hani statta söylüyor bunları ha. Hani İstanbul'da falan olsa yine bine bize belki derim. Hı. Bir de gitmiş oraya, orada konuşuyor başkan statta. Yani takım idman yapıyor. İşte hani arkasındaki motivasyonu düşündüm ben de genel olarak. Hani bu Sporting maçına konsantre değil demek çıkar mı? Anlamı çıkar mı? Yani normalde aynı kulüp başkanı bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takım orada Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık maçı idmanı yaparken böyle gündem maddeleri ilgili konuşur Ali abi. Yani böyle bir şey olmuşsa da olmaması gerekir. Olmaz. Kabul edemem bunu. Yani olmaz yani, prensip olarak. İyi tamam, çok zorlamayayım. Mantıklı değil. Dediğim gibi milyarda konuşsun Ahmet Nurçevi istediği kadar ki konuşacağını söyledi ama bu maç öncesi zamanlamayı ben doğru bulmadım. Ayhanay, Ali abi dün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçı iyiydi sizce demiş. Maçları sonra takip ettim. Baktım bütün özetlere, izledim özetleri. Bu arada Chelsea maçı Mert, Malmö Chelsea maçında farz et ki içine 2-3 gol doğmuştu. Ve 2-3 gol oynadın. Maç 1-0 bitti ya. Hı hı. 90+3 oynanıyor. 3 dakika uzatma verilmiş. Pulisic bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi hani açısını düzeltecek şekilde geçti. Topu boşa çekti. Kale boş, dışarı vurdu. Tamam. O vuruşla beraber maç bitti. Hadi ya. Hani var ya, bir de gol oynasan, handikaplı galibiyet oynasan. Ne bileyim işte Chelsea, ikinci yarı daha fazla gol olur. Hani aklına gelebilecek o golle ilgili her bahisi oynasan ve maçı canlı izlesen gerçekten sinirlerine hakim olamayabilirsin. Hani bazen sosyal medyada oluyor ya, televizyonu kırıyorlar. Evet, hani öyle bir pozisyon yani. Pulisic topu boşa çekiyor. Artık bir tane savunma oyuncusu var ama onun da yapabileceği çok fazla bir şey yok normal bir vuruşta. Ama Pulisic topu dışarı atıyor. Gerçekten çok ilginç bu durumlar. Bayern Münih, Benfica maçında ben Bayern Münih'in oyunundan bayağı etkilendim.
Sonra şöyle bir baktım karşılaşmaya. Hani 5 gol atmışlar. 2-3 gol daha Bayern Münih çok rahat çıkartırmış. Goller çok iyi. Gnabry'nin golü çok iyi. Lewandowski'nin attığı 2 gol çok şık. Bir penaltı kaçmış. Onu unutmamak gerekiyor. Bayern'in XG'sine bakabilir misin Mert? Bayern'in XG'sine. Onu bulma ihtimalin var mı? Bakalım. Bu arada şu an Esport 2'de de Bayern Benfica maçının tekrarı var. Evet, evet. Şu an 0-0. Eğer golleri izlemek handikaplı Bayern oynayın bu maça. Evet. Handikaplı hatta. İki handikaplı Bayern oynayın. Oynanabilir. Güzel karşılaşma. Şu an takip edebilirsiniz bir yandan. Evet. Bizi dinlerken. İmkanı olan için tabii. XG istedin sen. XG istedim. Bakalım. Mesela bu Bayern Benfica 4.9. maçı 4.9 değil mi? Evet 4.9. Yani rakip ceza sahasında topla buluşma 51. Evet. Maçı izlerken 51. Zaten belli oluyor. Sané'nin golü çok güzel. Kaçan goller var. Hani Bayern müthiş dominant bir oyun oynamış Benfica karşısında. Peki yoğurtlu makarna da Beşiktaş UEFA maçını Euro olarak gelir alacaklarını bilerek oynamalı diye bir şey söylemiş ama yalnız tabii bunu futbolculara geçiremezsin. Evet. Yani yönetim böyle düşünebilir ama şimdi futbolcu oradan kazanacak 2.7 milyon euroyu çok fazla düşünemez. Yani dolaylı düşünür. Oradan para gelse şimdi bizim bu aylık ödemelerimiz biraz daha rahat olur falan. Ama yani öyle düşünmez futbolcu. Aynen, ben de katılım. Onu futbolcuya geçirmek çok kolay böyle değil. Başka bir motivasyon bulmalı buradan. Hani beyler artık puansız bitirmeyelim Şampiyonlar Ligi'ni buradan. Çünkü Beşiktaş'ın puan alabileceği en muhtemel karşılaşma bu. Şimdi geri kalan Ajax Dortmund maçları çok daha zorlu geçecek. Sıfır puanla bitirmek de hoş bir şey değil. Tabii ki bir takım için. En azından bir gol attı Beşiktaş. Günün sonunda ne olur kaç puanla bitirir bilemem. Ama bunlar tarihe not düşülüyor ve olumsuz eleştirileri de beraberinde getiriyor. Kapalı tribün Ali abi çok mutluyum demiş. Patronum maaşıma zam yaptı. Demek ki çok çalıştığımı gördü. Umarım demiş Barış abi de size zam yapar. Siz de mutlu olursunuz demiş. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel dilekler. Evet. İnşallah herkes hak ettiği zammı alır. Evet. Barış abi bizi göremiyor ama. Biz de onu göremiyoruz. Görse zam yapacak diyorsun. Evet. Göremediği için zam alamıyoruz. Orada bir sıkıntı olabilir bizde. Hmm. Mantıklı. Evet. TRT Spor şu an Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini veriyordu. Çektiği için sizle paylaşamıyorum diye. Ben ama reklama gidiyorsun. Biraz gördüm. Biraz gördün mü? Yani sol açıkta Larin'i gördüm. Larin'i gördüm. Sol bekte Rıdvan'ı gördüm. Sol bekte Rıdvan'ı sağdan gördüm. Sağdan Ecip'i gördüm. Wellington'u gördüm. Herhalde Montero'yu vardır. Da gördüm ben. Ersin Josef vardır. De vardır büyük ihtimalle. Josef de vardır ama ileri uçta solda Larin dendiğine göre Kenan Kahraman ya da İngiliz Çetin'de gibi teşhir ederim. Ben şimdi en muhtemel 11'i sizle paylaşacağım. Ondan sonrası kime göre en muhtemel mesela? Bana sana göre en muhtemel. Bana göre en muhtemel 11'i paylaşacağım. Tamam. Şimdi kalede Ersin var. Sağ bekte Necip oynuyor. Sol beki boş bırakıyorum. Allah nasıl bu muhtemel 11? Bu benim muhtemel 11'lerim böyle. Parantez içinde Rıdvan, parantez içinde En Sakala, parantez içinde Umut Meraş. Ama böyle bir tanesi bir normal parantezsiz yazılır Ali abi gazetelerde. Bende iki parantez. Allah artık Allah. Şey geçti biliyorsun. Yazılı basın geçti. Dijital basında bende iki parantez var. Peki. Parantezler benim. Tamam. İstediğim gibi ben kullanırım. Ben alışık değildim ama demek ki buna alışacağız. Alışık değilim böyle şeyler. Aynen. Dijitalde böyle. Montero ve Wellington. Hı-hı. Sana Montero ve Wellington Necip'in garantisini veriyorum. Tamam. Sol beki boş bırakıyorum. Tamam. Sol önlerin. Hı-hı. Kenan Gezel diyorum. Hı hı. Onun dışında merkez orta sahada da Josef, Atiba ve Alex Teixeira diyorum. Tamam. Benim muhtemel 11'im bu şekilde. Benimki de sol bekte Umut'un olduğu ve Kenan yerine Larin'in olduğu, Rıdvan'ın sol açık olduğu bir muhtemel diyorum ben de. Yani sen sol arkada, tarafı beklerden yapıyorsun. Evet, Umut, Rıdvan yapıyorum, Larin'i ileri atıyorum. Onun haricinde aynı benim de. Evet. Benim muhtemelim. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında umarız Beşiktaş ilk maçta yaptığı hataları yapmadan Sporting karşısında. Evet, bir de kornerler. Evet. Sergen Yalçın onu da söyledi. Sen dedin hafta sonu Kovatesi'ne aynı gol attı. Ön taraftan biri kafayla arkaya çevirip Kovatesi'ne gol attı. Yani istediğin kadar önlem al yine atıyor adamlar bir şekilde. Şimdi rakibin de bilmeme ihtimali yok ligdeki. Hele daha yakın zamanda bu kadar 3 pozisyon bulmuşken 2 gol bir penaltı. O yüzden yine en iyi önleme de alsa
Kornere atmayacaksın topu. Aynen. Onu engelleyeceksin. O pozisyonu vermeyeceksin. Şey yap daha iyi. Yani geride topu kornere atacağına kaptır golüye daha iyi. Öyle bir durum. Evet, mümkün olduğu kadar. Tabii dikkat edeceksin. Bazı takımların böyle ciddi şekilde avantajları olabiliyor. Beşiktaş bunun farkında. İlk karşılaşmada da ben yine çalışılmadığını düşünmüyorum ama uygulamada, pratikte Beşiktaş hatalar yaptı. Bakalım bu kez ilk karşılaşmadan ders almış bir savunma düzeni görecek mi Beşiktaş adına? Bir şey aklıma geldi Ali abine. Acaba yani sadece bunu düşünerek kadro yapmak mantıklı değil ama Rıdvan kısa boylu ya, Umut Rıdvan. Acaba yan en topları sakala düşünerek En Sakala, işte Larin, Kenan, ki Kenan da daha uzun boylu, böyle bir tercihte bulunabilir mi diye. Tabii çok denge var futbolda. Bulunabilir. Şimdi Rıdvan deyince. Yani çünkü Sporting bu tarz maçları böyle çözdüğü için. Evet. O da düşünülebilir. Aynen. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, tanıtıcı reklamımızı da yaptık. Şimdi bir haber paylaşacağım sizle. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi. Haber bu. Aslında tahmin etmişsinizdir gündemi yakından takip edenler. Galatasaray TFF'ye Lokomotiv Moskova maçını tam kapasiteyle oynama başvurusu yapmıştı. Ama TFF bunu reddetti. Tam kapasite aslında 9 Kasım'da geçecek Türkiye'deki statlar. Futbolla. Futbolda. Basketboldaki açıklamayı gördüm. Ben az önceki programda bir dinleyicimizin sorusu üzerine konuştum. Ha. Basketbol Federasyonu dün açıkladı. Onlar hemen geçiyor. Bir tarih yok TFF'deki gibi 9 Kasım demiyorlar. Onlar dünden itibaren, bugün itibaren neyse buna geçecekler. Bu neye göre fark ediyor mesela? Basketbolda 9 Kasım denmiyor da neden futbolda deniyor? Sonuçta bu kararın verilmesindeki etkenlerden biri sağlık kurulu. Kesinlikle öyle. Bir de mesela bakanlığı. Salon sporları biraz daha riskli geliyor bana kapalı olduğu için. Tabii. Şimdi onlar bir tarih vermeden %100'le devam edeceğiz demişler. Ki hafta sonu bilmiyorum. Herhalde maç vardır. Bakmadım ama futbolda hemen da var. Geçiliyor. Neden futbolda 9 Kasım beklendi? Gerçi onun matematiğini aslında federasyon paylaşmıştı açıklamasında. Bir mantığı var. Aşırı takvim bir iki ay geçti vesaire bir şeyler söylemişlerdi. Evet. Oraya tutundurdular ama basketbolda niye aynı şey uygulanmıyor? Burada bir standart olması gerekmez mi yani? Evet. Hatta orada basketbol bir daha riskli dediğim standart gibi. Yok. Tabii TFF'nin reddetme sebebi bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar. Şimdi bu hafta sonu Beşiktaş-Trabzonspor derbisi var. Eğer Galatasaray'a bugün izin verse o zaman diyecekler ki Galatasaray oynuyorsa biz niye oynayamıyoruz? Aynen. Burada peki işte acaba bunun ertelenme nedeni Trabzonspor lobisi falan böyle konuşuluyor. Çünkü ben şaka yapıyorum ama bir yandan da öyle. Trabzonspor çünkü lobisini, Trabzon yoksa o dediğin aşı takvimi mi? İşte bilmiyorum. Basketbol örnek verirsem. Aşı takvimi herkese göre değişmiyor mu? Herkesin aşı takvimi aynı değil ki. Değil ama orada galiba 12 yaş üstü grupla alakalı bir durum var. Yetişkinlerle ilgili değil Ali abi o takvim konusunda. Dediğim gibi yani konuşulan bu, gördüm. Bu başka da ben bir açıklama bulamıyorum. Yani federasyonu basketbolu görünce onlar böyle başlatabiliyorken futbol niye başlatmıyor? Aklına değil mi o derbiden başka bir şey geliyor mu? Benim gelmiyor. Gerçi şöyle de bir durum var. Beşiktaş'ın da bu %50 kapasiteye zaten hakkıyla uymadığı da söyleniyor. Galatasaray'ın böyle bir iddiası var. Nihat Özdemir ligde uymayan takımlar olduğunu söylemişti. Bu takımlarda gidip Başakşehir, Karagümrük falan olacak hali yok. Büyüklerden olduğu zaten aşikar. Belki gerisi doğrusuna gelecek, bilemiyorum. Evet, Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Çiftlik Bank davasını sanığın abisinin Uruguay'dan Türkiye'ye getirildiği sırada üzerinde görülen Fenerbahçe forması ile ilgili resmi siteden bir açıklama geldi. Fenerbahçe'den uzun bir açıklama. Kabul edilemez görüntü karşısında gereken adımların atılmasını bekliyoruz diye tweet'i öyle paylaşmışlar. Evet. Ama dediğin gibi çok uzun. Tamamını okumayacağım ama zaten içeriğini tahmin edersiniz. Fenerbahçe'de bu görüntü karşısında tepkisini ortaya koyuyor. Tabii burada açıkçası ben Fenerbahçe'nin A'dan Z'ye haklı olduğunu düşünüyorum. Hani o nasıl düşünülemez? Sabah ben de konuştum artık. Evet. Aynı düşünüyorum seninle. Hani bu kadar hassas dönemlerden geçmişken Fenerbahçe camiası bu nasıl düşünülemez, nasıl akıl edilemez? Bir de işin ilginç tarafı Mert. Şunu da düşündüm sabah sen konuşurken. Şimdi sanık Uruguay'dan getirildi değil mi? Hı hı. Uruguay yolculuğu ne kadar sürüyor? 15 falan mı? Yani çok uzak Uruguay. Ve hani o yolculuk işte indisi bindisi falan filan, yani özel dahi olsa
mutlaka şeyle gelmedi. Sonuçta tarifeli uçakla gelmedi. Ama yani 10 saatin üzerinde bir yolculuk. Mesela 10 saat boyunca bu düşünülemez gibi bir durum söz konusu değil. Hayır, bir de ilk inişte siyah tişörtü var üstünde. Evet, o çıkartılıyor. Sonra çıkartılıyor. İçinden mi Fenerbahçe forması çıkmış, evet, değil mi? Evet, öyle evet. Lanse edildi. Yani bu çok anlaşılabilir bir durum değil. Hani şu açıdan söylüyorum. Mesela Avrupa'da olur. Avrupa'da yakalanır. Hemen ülkeye getirilir. Kısa bir seyahattir. O zaman dersin ki yani düşünülemedi demek ki o şey içerisinde, hengame içerisinde. Ama yani Uruguay'dan geliyor, insaf yani, 11-12 saatlik bir uçak yolculuğu dünyanın bir ucundan geliyor. Hiç mi kimsenin aklına gelmedi o tabii görüntü? Bu çok hassas bir durum yani, bunun evet, her türlü müdahale edilmesi gerekiyordu. Yani o şahıs böyle bir şeye yeltense oradaki görevli insanların engel olması lazım, evet, en başta. Yani sen ben bunu düşünürüz değil mi, böyle bir şey olsa hassasiyet gösterilmesi lazım. O yüzden umarım kasıt yoktur diyeyim en kibar şekilde. Evet, Fenerbahçe'de burada mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı belirten bir açıklama yapmış. İstanbul Emniyetinden de bir açıklama geldi diye okuyorum şimdi. Ona da bir bakayım. E tabii oradan da bir açıklama gelmesi gerekiyor. Evet. Bu konunun muhataplarından bir tanesi var. O taraf çünkü. O da uzun açıklama. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz denmiş. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. Uruguay'dan alınarak Türkiye'ye getirildiği anda üzerinde görülen çubuklu forma görüntüsü vicdanları yaralamış, hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçe'mizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir ifadeleri kullanılmış. İyi açıklama, güzel bir açıklama. Evet, emniyette, emniyetin açıklaması da kısa değil. Hı hı. Onu da söyleyelim. Ama İstanbul Emniyeti aynı zamanda hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz da demiş bu durum karşısında. Evet, durumlar bu şekilde. Onu da söylemiş olalım. Aydın Üçüncü, siz liderden konuşmuyorsunuz, yorumlamıyorsunuz. Siz böyle yaptıkça, kıskandıkça biz namalip önüne geleni yeneceğiz demiş. O zaman totem yapalım. Bence Trabzonspor için konuşmayalım başarısı, evet, için. Yani şimdi bak mesela Aydın Üçüncü. Arkadaş bunu niye yazıyorsun? Nasıl yazıyorsun? Biraz saygın olsun. Perşembe gününden sonra ya seve seve ya da öpe öpe bahsedeceksiniz. Evet, yani bunu mesela yazabiliyor. Anladın mı? Yani şimdi ben bunu bloklamayayım da ne yapayım? Yok, çok net bloğu hak eden bir tweet olmuş. Yazdığı şeye bak. Perşembe, evet, gününden sonra ya seve seve ya öpe öpe bahsedeceksiniz. O zaman görürüm sizi yalakalar demiş. Ha bak, sonunu da. Anladın mı? Yani söylediği laf. Baştan aşağı. Evet. Şeye bak, tweete bak yani. Şimdi mesela sen böyle söyledikçe benim Trabzonspor'dan konuşacağım varsa da konuşma. Bunu da bilmesi lazım yani. Yani Trabzonspor'dan bahsedeceksen mesela, bir sonraki konum Trabzonspor olacaksa şunu okuduktan sonra bahsetmem. Ama orada da yine böyle yapmamak da lazım Ali abi. Vallahi, anlıyorum. Ben de senin gibiyim. Ben de inat yapıyorum. Yani. Kusura bakmasın. Şeylerde. Ama tabii anladın ki mı? Birkaç... Şimdi bir kere güle güle bir daha bize mesaj gönderme şansı yok. Kaybolsun bir kere. Hayatımızdan çıksın. Onu yok edelim. Aydın'ı yok ettik. O işlemi yaptık. Yoksa eleştiri olarak biz dün de eleştirdik. Onlara bir itirazımız yok. Evet. Kendimiz söyledik. Yani ama haklı bu bir üslupla... eleştiri diye. Yani. Şimdi bak tabii, bir Anar'ın yazdığı şeye bak. Tamam mı? Diyor ki konuşmadınız. Doğru konuşmadık. Haklı. Ama yani üslup denen bir şey var bu hayatta değil mi? Aynen. Sen kimsin böyle şeyler yazabiliyorsun, aklına geleni yazabiliyorsun klavyeyle yani. O zaman ben de sana yazayım. Büyük ihtimalle ben senden daha iyi yazarım. Onu da söyleyeyim. Eğer öyle bir şey yazılacaksa. Neyse, sinirlendirdiler beni. Evet. Genelde burada sinirlenen ben oluyordu ama, evet, ama neden bugün yani, rolleri değiştik sende? Işte, İbrahim Akbulut demiş ki tanıtıcı reklamda Güven Yalçın gol atarın oranını bekledik. Aslında sen onu eklemeliydin. Ama bakın, Güven Yalçın oynayamıyor işte. Evet, işte. Yoksa oran açılsa Mert Elam onu söylerdi de olmadığı için yapamadı onu. Bakıyorum bu arada hani şu gol atar bu gol atar diye bir oran şey de açılmamış bu arada. Bahis açılmamış. Öyle hani bir bahis yok. Skoru, tek çift gol vesaire birçok, evet, var ama isim yok orada. Şimdi 20.45'te Milan Porto'yu ağırlayacak. Milan'ın henüz puanı yok. Real Madrid'de Shakhtar'ı
konuk edecek. Bu iki karşılaşma 20.45'te saat 23 seansında Sporting Lisbon Beşiktaş tabii takip edeceğimiz karşılaşma ama Leipzig PSG, Dortmund Ajax, Liverpool Atletico Madrid gibi çok üst düzey karşılaşmalar var. Dün Bayern Benfica mücadelesi tek maç olarak alınmamıştı iddiada. Bugünkü seçilen kurban da Manchester City olmuş. Manchester City Kulüp Brugge'u ağırlıyor. O da MBS2 olarak değerlendirilmiş iddiada. Bunun yanında Şerif Inter karşılaşması da yine Şampiyonlar Ligi'nde günün programını oluşturmakta. Yarın tabi ağırlıklı olarak Sporting Lisbon Beşiktaş mücadelesini konuşacağız ama bence Dortmund Ajax, Leipzig PSG, Liverpool Atletico Madrid'den de yine Şampiyonlar Ligi'nde konuşulacak şeyler çıkacaktır. Dur, aklıma bir tane geldi kapatmadan. Ha. Bu Simeone ile Klopp arasındaki konuşmaları duydun mu basöründe? Evet. Ya gerginlik mi bilmiyorum. Gerginlik de değil galiba. Simeone pek sevişmiyorlar ama. Sevişmiyor olabilir ama ben onu bilmiyordum mesela. Simeone maç sonları rakip takım teknik direktörüyle tokalaşmak istemiyormuş. Bu onun prensibiymiş. Benim bahsetmeye çalıştığım buydu. Bilmiyorum sen denk gelmemişsin anladığım kadarıyla. Bir önceki maçta da Klopp gitmiş. Simeone de oralı olmamış. Sonra işte bu konu sorulunca Klopp ben böyle olduğunu bilmiyordum Simeone'nin. Normalde hani maç sonu iki takım teknik direktörü tokalaşır. Ama Simeone çok daha farklı bakıyor. Orada çünkü bir taraf kaybeden bir taraf kazanan o şeye girmek istemiyor Simeone. O yüzden bugün maç sonu böyle bir tokalaşma olmayacak. Klopp da bunun artık farkında. Simeone zaten böyle istemiyor ama maç önü tokalaşmaların önünde bir engel yok. Maç önü hani sıcak bir tablo görebiliriz ama maç sonu Simeone farklı bakıyor. Bunu da ben de ilk defa duydum. Evet, şimdi bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki grupları size söyleyeyim. Hani gruplarda son durum ne? A grubunda Paris Saint-Germain'in 7, City'nin 6, Bruges'un 4 puanı var. Leipzig henüz puan alamadı. B grubunda Liverpool 9 puanda. Rakiplerine fark attı. Atletico Madrid ve Porto'nun 4'er puanı var. Milan'ın henüz puanı yok. C grubu Beşiktaş'ın grubu. Ajax 9, Dortmund 6, Sporting 3. Beşiktaş'ın puanı yok. Bu arada merak da ediyorum. Hani Ajax Dortmund'u sürklase etmişti. Evet, ilk maçta. İlk maçta 4-0'la. Acaba şimdi Dortmund'un bir şeyi olabilecek mi? Haaland yok gene. Ama Ajax da istim üzerinde. Bakalım, merak ediyorum orada da. D grubunda Şerif lider 6 puanla. Real Madrid de aynı puan ve ona yenildiği için ikinci. Inter 4, Shakhtar'ın da 1 puanı var. Oradaki tabloda bu şekilde. Evet, Mert, ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yoksa şeyim yok. Yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz Sporting karşısında. Umarız yarın iyi bir futbol, iyi sonucu konuşabiliriz. Onun dışında yarın tabii Perşembe temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçlara çıkacaklar. Onları da konuşacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın önce Sabah Spor'un ardından da Hattrick'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Mistikom'un sunduğu Ali Edin ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.